Hepinize merhabalar. 6 Şubat'taki büyük acıdan 20 ay sonra Hatay'da sizlerle birlikte bir kez daha göz gözeyiz, el eleyiz, omuz omuzayız. Acılarımız, sorunlarımız ve ayağa kaldırılacak bir kentimiz ve hep birlikte baş etmemiz ve başarmamız gereken bir mücadelemiz var. Hatay'ın bütün güzel insanlarını yüreğimin en derin sevgisiyle teker teker selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi çok seviyoruz. Bir yerel seçim süreci geçirdik. Yerel seçimin akşamında Türkiye'de büyük bir başarı. 47 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti olmasını, Türkiye nüfusunun %65'ine hizmet etmeyi, ekonominin %78'ini, turizm kentlerinin %92'sini yönetme yetkisini aldık. O gece bir büyük başarı ama içimizde bir büyük yara oldu. O da Hatay Büyükşehir Belediyesi'ydi. Biz o süreçte hata yapmamak için elimizden geleni yapmamıza rağmen, bütün iyi niyete rağmen maalesef hatalarımız oldu, eksiklerimiz oldu, ders almamız gereken süreçler oldu. Çok kötü niyetli saldırılar, çok haksızlıklar gördük ama hepsini bir tarafa bırakıyorum ve diyorum ki Hatay'ı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün benim şahsi meselem denen Hatay'ı böyle bir acının üstüne her ne kadar tehdit de görse, dediler ki Ankara ile burası bir olmazsa hizmet gelmez dediler. Geldi mi dediler. Yaptıkları ayrımcılığı açık açık tehdide döktüler. Ama bütün mazeretleri, bütün bahaneleri bir yana bırakarak Hatay'ı kazanamadığımız için bütün samimiyetimle Hatay'daki bütün güzel insanlardan özür diliyorum. Affedin bizi. Ama o günden bugüne Hatay'da bir daha Hatay'ı kaybetmemek için, bir daha Hatay'ı tehdide, şantaja terk etmemek için, bir daha bu kenti bir başına çaresiz bırakmamak için, yeniden kazanmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Gölge kabinemizin bakanları, Hatay'ımızın milletvekilleriyle birlikte çok sayıda arkadaşımız, milletvekilimiz ekipler halinde, gruplar halinde geldiler gittiler. Raporlarını hazırladılar. Birazdan bir kısım soruna, bazı çözüm önerilerine değineceğim. Yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi merkez yönetim kurulu toplantısını Hatay'da yapacağız ve ardından bundan sonra Hatay'da hem ben hem milletvekillerim, yöneticilerim Hatay'ı bir dakika boş bırakmadan, yalnız bırakmadan mücadeleyi sürdüreceğiz. Hatay'ı seviyoruz, Hatay'ı kucaklayacağız, Hatay'la birlikte olacağız. Buraya Hatay milletvekillerim gelsin, niye yoklar? Hatay milletvekillerim gelsin. Bir de Mustafa Boz Bey yakın bir yerlerde beklesin.
Bir de Selin Sayıkböke gelsin buraya. Hatay'ın evladı, genel sekreterimiz Selin Sayıkböke gelsin. Önceki dönem milletvekilimiz Suzan abla orada gelsin. Adına kurban olduğum İsmet abi gelsin. Başka kim var önceki dönemden? Serkan Topal gelsin. Gelsinler. Çünkü artık ayrı ayrı yerlerde durmanın, mücadeleyi ayrı ayrı sürdürmenin sonuç vermediği günlerdeyiz. Birlik istiyoruz, beraberlik istiyoruz. Hep birlikte bir büyük mücadeleyle Hatay'da Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti yapmak istiyoruz. Depremde 6 Şubat günü akşam çok büyük kayıplar yaşadık. Ama kayıpların en büyüğünü, yıkımların en büyüğünü yaşadığımız kentlerden bir tanesi ve maalesef en çok ihmal edileni Hatay oldu. Önce gelmediler, duymadılar, ermediler, elimizden tutmadılar. Maalesef çok gecikmeli başlayan arama kurtarma çalışmalarında hep Hatay'ı bir adım, iki adım, üç adım geride bıraktılar. Devamında Hatay'ın diğer şehirlerle birlikte ayağa kaldırılacağını söyleyip bir yıl içinde herkes evine geçecek deyip 10 şehri ve Hatay'ı kandırıp oyları aldılar. Ama bırakın bir yılı, 20 ayın sonunda neredeyse 2 yıl oluyor. Hatay'a söz verdikleri 254 bin konudun sadece 11.366'sını verdiler. Oran %4, %96 çadırda, konteynerde ya da gurbette, evinde değil, evinin dışında, evinden uzakta. Bu rakam Türkiye'de de böyle ama bu kadar değil. Bakın, Türkiye'de 650 bin toplam konut sözü var deprem bölgesinde. Teslim edilen konut sayısı 101 bin. Sadece %31 ama ortalama Hatay'ın 10 katı. Osmaniye Hatay'ın 10 katı. Maraş Hatay'ın 10 katı. Malatya Hatay'ın 10 katı. Malatya'ya da yazık. Maraş'a da yazık. Osmaniye'ye de yazık. Ama oralarda 10 vatandaşın 3'ü evinde, 7'si dışarıda. Bunu eleştiriyorum. Ama burada %96'sı konutlarına ulaşamadı. Bir de ayrımcılık yapmıyoruz diyorlar. Bir de bunun siyasetini yapmayın diyorlar. Ama bırakın deprem konutunun siyasetini, caminin bile siyasetini yapıyorlar. Malum, depremde evlerimiz, iş yerlerimiz yıkılırken ibadethaneler de yıkıldı, zarar gördü. Tüm dinlerin ibadethanelerine devlet sahip çıkmalı dedik. 7 Şubat günü ilgili bakanlığı, hükümeti, AFAD'ı uyardık. Koruyun buraları dedik. Hatay başka yere benzemez dedik. Bir mozaiği kaybolsa milyarlarla geri gelmez dedik. Ve süreci yakından takip ettik. Bu sırada önemli dayanışma adımları atıldı. Örneğin Hatay'ın Ulu Camisi'ni Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ulu Cami'yi biz yaparız dediler. Vallahi gayet memnun olduk. Hayır demedik, yapın dedik. Sonra seçim oldu ve milletin takdiriyle Bursa'yı biz kazandık. Mustafa Bozbey gelsin başkanım, yakınlarda olacaktı, gelsin. Mustafa Bozbey geldiğinde
Ulu Cami projesini gördü, inceledi. 2023 Eylül ayında bunun ihalesini yapmışlar. Bir müteahhite vermişler ancak çivi çakmamışlar başkanıma gelene kadar. Başkanım inceledi ve ardından bugüne kadar geçen süreyle ilgili çalışmayı yaptı. Sorun şu ki burada efendim AK Parti'deyken Ulu Cami yapılıyordu, CHP'deyken yapılmıyor diyenlere inat ortaya koydu ki biz her şeyi yapmışız. Müteahhite 1 lira borcumuz yok ancak bilim kurulu projeyi imzalamamış. Önce sözünü verdiler, sonra inkar ettiler ama bugün bütün belgelerle ortaya çıktı. Şimdi burada, Sayın Başkan burada. Ulu Cami örneğinde ve Hatay'a verdiğimiz tüm sözlerde açıkça söylüyoruz ki sözü Hatay'a kim verirse versin, söz bizimdir, yerine getirilecektir. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'nı bugün buraya ekibiyle biz çağırdık. Yerinde çalışmasını yaptı ve şimdi kendisine soruyoruz. Sayın Başkan, Ulu Cami ne zaman minaresinde ezan okunacak ve açılışında birlikte cuma namazı kılacağız? Buyur başkanım. Sevgili genel başkanım, teşekkür ediyoruz. Ve sizin de emrinizde, sizin de direktiflerinizde biz Ulu Cami 2026'nın Haziran'ında bitirip inşallah hep beraber orada cuma namazı kılacak hale getireceğiz. Bunu Hatay halkına sözümüz olsun. Bundan bile siyaset çıkarmaya çalışan ahlaksızlar var. Onlara da şunu diyorum ki ibadethane olsun, cami olsun, hangi dinin hangi mezhebin ibadethanesi olursa olsun hepsi başımızın üzeridir. Hepsinin emrine amadeyiz. Hepsinin emrine amadeyiz. Tamam başkan. Burada bir rezerv alan rezaleti yaşandı. Burası biliyor ama Türkiye duysun. 21 Kasım 2023 bir genelge yayınladılar ve dediler ki az ve orta hasarlı evleri belediyeden güçlendirme izni alarak güçlendirip içine geçebilirsiniz. İnsanlar bu izinleri aldılar, gittiler evlerine kredi çekerek, borç çekerek, altın borç alarak, dövizle borç alarak güçlendirme yaptılar. Yağmalanan kapılarını taktılar, boyalarını yaptılar. Tam eve geçecekler. Eyvah! Biz senin evi rezerv alan ilan ettik, yıkacağız. Ev sağlam olsun. Burası rezerv alan. Bu depremzedeler için yeni bir yıkım oldu. Bu yıkıma biz itiraz ettik. Milletvekillerimiz itiraz ettiler. Ve Antakya ve Defne'de 207 hektarlık alan, rezerv alan ilan edildi. 50 bin kişi mülksüzleştirildi. Başvuruyu Anayasa Mahkemesi'ne yaptık. Sonuç almayı bekliyoruz. Rezerv alanda bir doğru yok. Rezerv alan ahlak ister. Rezerv alan teknik bilgi ister. Liyakat ister ama özünde ahlak ister. Öyle örnekler yazıldı. Öyle örnekler duydum. Öyle örnekler anlatılıyor ki benim diyen üçkağıtçının yapmayacağı işler. Yıllarca satılmamış, evlada bırakılmış yerleri sırf değeri çok diye rezerv alanı ilan eden bir takım yamyamlar. Buradan hepsine diyoruz ki hakkaniyetle gerçekten tekniğin gereği
rezerv alana, karar verene, imza atana bir şey demeyiz. Ama Hataylı'nın hakkını yiyenin ömrüm boyunca iki elim yakasında olacak, hesap soracağım. Hesap soracağım. Nasıl? Soma davası bir daha açılacak, gerçek suçlular ceza alacak, madencinin anası oh yüreğim soğudu diyecekse iktidara geleceğiz. Rezerv alan ilan edilen her metrekareyi inceleyeceğiz. Haksızlık, yağma, üç kağıt yapan kim varsa o yediği lokmayı kursağından çıkarıp alacağım, hak sahibine vereceğim. Söz veriyorum. Tabii eğitim ve sağlık, Hatay'da 210 okul yıkıldı. Diyorlar ki 106 yeni okul yaptık, hizmete açtık. İnansan inanılacak rakam. Ama milletvekillerim dedi ki yok öyle bir şey. Gidildi bakıldı, gerçekte yapılan 18 okul var koca Hatay'da. Gerisi konteynerlarda ders veriliyor, yeni okul açtık diyor. Bu da yetmez. Öğrencinin %95'i akşam da konteynerda. İnternet kesik. Elektrik ikide bir gidiyor geliyor. Klimalar kaldırmıyor. Yazın perişan oldular, kışın donacaklar. Ve bu Hatay'ın bu çektiği çileyi Hatay'a reva görenlere yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun. Ağır travmalardan geçen öğrencilerimize rehber öğretmen yok. Depremden öncekinin üçte biri kadar hemşireyle çalışılıyor, sağlık personeli yok. Çalışanların canı çıkıyor ama yine yetişemiyor, vatandaş mağdur oluyor. Ayrıca yıkılan ve yapılmayan aile sağlığı merkezi sayısı 56. Antakya'da göğüs cerrahı yok, kalp damar hastalıkları uzmanı yok. Antakya'yı, Defne'yi, Hatay'ı kaderine terk edenlere yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun. Ayrıca deprem davalarında çok yakından izliyorum, ilgileniyorum. Apartmanların tek tek isimlerini söylemeyeceğim. Çünkü eksik kalanın gönlü kalıyor. Ama biliyorsunuz her salı günü en az iki apartmanın mağdurlarını grupta ağırladım, ağırlıyorum. Kimi dava olumluya seyretti, kiminde haksızlıklar devam etti. Ancak deprem davalarında sorumlu kamu personelinin yargılanması için gerekli izinleri vermiyorlar. Sorumlu personeli ödüllendiriyorlar. Burada imzası olup yargılanması gereken adamı İstanbul'a Şehircilik Müdürlüğü'ne yolluyorlar. Arkalarında kapı gibi duruyorlar. Sanki suçlu değil de kahramanmış gibi onları koruyorlar. Firarilerin yakalanması için kırmızı bülten çıkarmıyorlar. Masrafı fazla diyorlar. Tutuksuz yargılanan sorumluların tutuklanması taleplerini ısrarla reddediyorlar. Cezanın geleceğini anlayan firar edip yurt dışına kaçıyor. O yüzden insanlar sürekli adaletsizliğe isyan ediyorlar. Adli süreçlerin hızlandırılması, evraklar ve bilirkişi raporlarındaki eksikliklerin bir an önce tamamlanması gerekiyor. Bunu bekliyoruz, takip ediyoruz. Hatay'daki tek tek apartman apartman davaları milletvekillerimiz
hukukçularımız izliyorlar ve bu mücadeleyi birinci kademede, istinafta, Yargıtay'da, gerekirse anayasada, gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde sonuna kadar takip edeceğiz. Söz veriyoruz. Tabii burada Amikovası'ndayız. Amikovası dünyanın en verimli ovalarından birisi. 15 çeşit ürün yetişiyor. Bu sene bir tanesi para etmedi. Özellikle Amikovası'nda yetişen pamukta bu sene çok büyük bir hayal kırıklığı var. Benim memleketim Manisa'da da biz Çukurova kadar, Amikovası kadar güzel, uzun lifli pamuk üretmekle övünürdük. Eskiden pamuğun adı beyaz altındı. Resmen iki el, üç el, dört el altın hasat ederdik. Hacı Aliler köyündenim ben. Köyden bir yengemiz Manisa'nın böyle daracık kahvehane gibi bir yerinde torun evlendiriyor. Davetliyiz gittim. Sıkış, tepiş, toz, ter. Dedim yenge, ne yapıyorsun? Yüzüme baktı. Bir plastik tabaktaki üç tane kuru pastayı böyle salladı salladı. Şu hale bak dedi. Yanlışlıkla vurdu. Şu kadarcık limonatayı da masanın üstüne döktü. Plastik tabak. Bunun dedi babası, üç gece dört gün düğünle evlendirdik dedi. Pamuk ekiyorduk, mahsul satıyorduk, o parayla borcumuzu ödüyorduk, traktörü yeniliyorduk, evladı everiyorduk, bir dana her gün bir koç kesiyorduk, üç kuru pasta, bu da borçla dedi, borçla. Gözleri doldu, konuşamadı. Manisa'da olsun, Amik'te olsun, Çukurova'da olsun. Pamuğu 25 liraya imalatı maliyeti olan pamuğu 18 liraya alanlara, geçen sene ki fiyatın altında bir fiyata alanlara, mazot 3 katına çıkmış, işçilik 3 katına çıkmış, her türlü ilaç, gübre 3 katına çıkmış, araç gereç, külfülatör, ateş pahası almak mümkün değil. Ödünç kullanıyor, yetişiyor millet birbirine. Her şey artmış ama bir şey artmamış. Ürüne verilen fiyat artmamış. 18 liraya düşmüş ve kapıda bankalar tefeci gibi bekliyor. Sattın sattın satmadın, eve haciz geliyor. Traktöre haciz geliyor. Bu hale düşürdüler. 15 kalem ürün var. 15'inde de zararına satış yaptırıyorlar. Zengini zengin ediyorlar. Yoksulun tepesine biniyorlar. Bu ülkenin son cumhurbaşkanı buralarda köylüye, isyan eden çiftliğe al ananı da git dedi. Bundan sonraki bunun gibi olmayacak. İlk cumhurbaşkanı gibi olacak. Köylüler yeniden milletin efendisi olacak. Bir çıktı demiştim ama Ensar Başkan da bir çıktı olacak. Getir. Şimdi tabii Türkiye'nin en büyük sıkıntısı sığınmacı sıkıntısı. Burada hassas bir durum var. Türkiye'de birileri göçmenlere, geçici korumada olanlara, onların yarattığı sıkıntılara itiraz ederken, benim evladım işsiz, sen ucuza onu çalıştırıyorsun derken, ben yoksulum, ilaca katılım payı ediyorum, onlar ödemiyor derken, benim çocuğum okula aç gidiyor, bunlara aylık bağlanıyor derken çok haklı bir serzenişi söylüyorlar. Ancak bazıları,
dili öyle yanlış bir yerden kurup Araplar deyip Araplara, Arapçaya nefret kusup buradaki insanlarımızı, önemli bir kısmını çok üzüyorlar. Bu ülkede, Hatay'da, Mardin'de, Urfa'da 6,5 milyon ana dili Arapça olan, kendisi Arap olan ama bu memleketin has evladı olan vatandaşım yaşıyor. Onların gönlünü, kalbini kimse kırmasın. Ancak o vatandaşlarımız da hem de çok uzaklardan laf söyleyenlerin yanında bu işin en mağduru olanlar da onlar. Kilis'te, Hatay'da çok büyük bir sığınmacı sorunu var. Ve şimdi tarihi bir fırsat var. Biz hep şunu söylüyorduk. Esad'la konuşmalısın. Bize diyordu ki eli kanlı Esad'la konuşmam. Git sen konuş diyordu. Dedim ki gideceğim. Esad'la görüşeceğim. Bu işlerin çözülmesi için adım atacağım dedim. Türkiye bu konuyu konuştu. Ben de gideceğim dedi. O günden beri ne gidiyor ne bizim gitmek üzere olduğumuz süreci serbest bırakmıyor. Karşı tarafa Putin üzerinden baskı yapıyor, işi kilitliyor. Ama ben Suriye yönetiminin bizden resmi yazı talebini önemsiyorum. Gün bildireceğiz dediler, bekliyorum. Erdoğan benden önce giderse memnun olurum. Sorun çözülürse müteşekkir olurum. Ama şimdi bir fırsat var. Esad af ilan etti. Genel af. Ne bekliyorsun? Hemen git. Gerekli teminatları al. Bütün Avrupa Birliği ülkeleriyle Selin Hoca konuşuyor. Biz konuşuyoruz. Avrupa elini taşın altına sokmaya hazır. Yeter ki çözüm olsun. Bu insanların güvenliğine sözünü al. Zaten af çıktı. Oranın yaşanılabilir bir hale gelmesini sağlayalım. Hızla, davulla, zurnayla artık bu sığınmacıları memleketlerine yollayalım. Başka çaresi yok bu işin. Ama biz bunu derken bugün bir şey gördük ve başımızdan vurulduk. Türkiye'de geçici sığınmacı statüsünde bu insanlar, süreleri doldu. Tam zamanı, hafta çıktı. Alın götürün. Hayır. Çalışma yaptırmış İçişleri Bakanlığı'yla Göç İdaresi'ne geçici sığınmacıların Türkiye'de kalış sürelerinin arttırılması, çalışma izinleri varsa uzatılması, olmayanlara çalışma izni verilmesi, Türkiye'de bunları ucuz iş gücü olarak kullanmanın hesabını yapıyor. Yazıklar olsun. Böyle günde sığınmacıları Esad'a göndermeye çalışacağına evlatlarımız yerine çalıştırmak için hazırlık yapıyorlar. Yazıklar olsun. Biraz önce gençler şunu söylediler. Var bir çaresi dediler. Hatay'ın derdi çok. Rezerv bir dert. Rezerv alan bir dert. Okulların yıkık olması, konteyner okullar bir dert. Olanın pis olması, hijyenik olmaması bir dert. Doktor yok, hemşire yok, dert. Ev yok, konteynere mahkumiyet var, dert. Verilen sözler tutulmuyor, dert. Davalar ilerlemiyor, dert. Zeytinlikleri bile rezerv alan ilan edecek kadar gözleri döndü. Bunların hepsi bir dert. Ama bütün dertlerin var bir çaresi,
Onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi. Size şunu söylemek isterim hepinize. Akşamın bu vaktinde bu meydanı doldurdunuz. Hepinizi bu otobüsün üstündeki herkes çok seviyor. Biz seçilmişleriz. Siz asillersiniz. Biz vekiliniziz. Sizin için her gün daha fazla çalışacağız. Bunun için üzerimize ne düşerse bunu yapacağız. Henüz konteynerde, yakında daha uygun bir mekanda olacağız. Partimizin il binası hepinizin baba ocağıdır. Başı sıkışanı, derde dara düşeni baba evine bekliyoruz. Gücümüz nispetinde her sorununuzla teker teker ilgileniyoruz. Belediyeyi kaybettik ama başka yerlerdeki gücümüzü Hatay için seferber etmek istiyoruz. Lütfen baba evini boş bırakmayalım. Partiye bugün olduğu gibi sahip çıkalım. Çünkü baba evi herkesin içine doğduğu, kiminin uzakta kaldığı ama başı sıkışana kapının açık olduğu bir yerdir. Çayı kaynamaktadır, çorbası kaynamaktadır. Allah'a şükür bacası tütmektedir. O baca tütsün diye odun çekenlere bin teşekkür ediyorum ve baba evine gelecek herkese de şunu bilin ki tapusu kimsede değil. Ne Özgür Özel'de, ne Kemal Bey'de, ne Ecevit'te vardı, ne rahmetli İsmet Paşa'da. Tapu bir kişiye kayıtlı, onun da adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk. O ki demiş, Hatay benim kişisel meselemdir. Ben onun koltuğundaysam Hatay benim de kişisel meselemdir. Hepinizi ayrı ayrı kucaklıyorum. Sizlere sahip çıkmaya, kardeş olmaya, yoldaş olmaya, güzelim Hatay'ı yeniden hep birlikte o eski günlerine kavuşturmaya özlüyorum. Hepinizi özlemle, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Coşkuyla selamlıyoruz. Türkiye'nin umudu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı.